Özel Ordu Ada Onkoloji'nin sunduğu yeni gün devam ediyor. Reklamların ardından yeni gün kaldığı yerden devam ediyor. Saatler onu gösteriyor. Sesimizin ulaştığı her yere ve herkese bir kez daha günaydın diyoruz. Son bölümde siyaset konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız, sıcak ülke gündemini konuşacağız demiştik. Stüdyomuzda önemli bir isim misafirimiz Anadolu Birliği Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Aytaç Battal bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Meltem Hanım. Programınızda bize de yer verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tabii günümüzün bugün öğretmenler evet. günümüz. Öncelikle annem babam olmak üzere bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. İnşallah hak ettiği yerlere getireceğiz. Bununla alakalı güzel reformlarımız var. Öğretmenlerimizin bugününü kutluyorum. Çok çok teşekkür ederim. Evet. E, Sayın Battal... E Anadolu Birliği Partisi Türkiye'nin aslında yeni siyasi oluşumları arasında da sayılabilir. Evet. Bu manada önce parti çalışmalarını merak ediyoruz, teşkilat yapılanmalarını merak ediyoruz. Bugün ordudasınız, e, ordu da partinizin e, durumu nedir? Teşkilat yapılanması tamam mıdır? 2023 sandık e, yarışında e, iddiası nedir Anadolu Birliği Partisinin? Anadolu Birliği Partisi olarak artık seçim maratonunda biz de varız. Hı hı. Bugün 139 tane partinin Hı hı. E, ülkemizde e, var olması sebebiyle ama bunlar tabii 41 ilini tamamlayanlar hı hı. E, seçime girebildi. Biz 72 ilimizi 580 tane ilçemizi tamamladık. Hı hı. E, Anadolu Birliği Partisi olarak da Türkiye İttifakının patentini aldık ve bugün seçim hakkı kazanmış 29 tane partiden 18 tane partisini Türkiye İttifakı adı altında çatısı altında toplamış bulunmaktayız. Yani üçüncü ee, ittifakın başı biziz diyorsunuz. İnşallah ee, ve şu anda e, seçim çalışmalarımız tabii o maraton daha başlamadı başlayacak ama şu anda il kurulumlarını tamamladık, ilçe kurulumlarımızı tamamladık. Şu anda il ziyaretlerimiz, il başkanlarımızı ziyaretlerimiz, bölge halkının sorunları, sıkıntıları ve bununla alakalı sürekli her gün güncelleme yapıyoruz. Yeni reform paketlerimiz ve buna da bölgede yerinde e, sıkıntıları dinleyerek yeni yeni eklemeler yapıyoruz. Çözüm olmaya geliyoruz. Çözümsüzlük üzerine kurulmuş bir e, siyaseti artık biz bu noktada çözüm noktası olmaya geliyoruz. E, evet Ordu'daki çalışmaları soralım. Ordu'daki anlarda. çalışmalarımız, i̇yi, iyi oluşumu... Ordu il ve ilçemizi komple kurduk. Hı hı. Bütün ilçelerde e, tabii var Tabii bütün mi? ilçelerimizi kurduk. Giresun'u kurduk. E, Samsun'un inşallah yarın kurulumunu bitiriyoruz. Karadeniz'de de varız. Hı hı. Ee, olmamız gereken en büyük en öncelikli bölgelerden birisidir Karadeniz. Karadeniz'de de varız. Ee, şu anda son sürat gidiyoruz. Geçen hafta Adıyaman'daydık. Adıyaman'da çok güzel bir karşılamayla birlikte yaklaşık 250-300 araç konvoyla birlikte Celal Sönmez Başkanımız kendisine de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir katılımla birlikte orada da açıklamalarımızı yaptık ve ilk meşaleyi Adıyaman'da yaktık. Ondan sonrasında süreç devam edecek. Her hafta bir ilde bir programımız var. Evet. Bu arada partimiz 2020 yılında Sayın Bedri Yalçın tarafından hı hı. kuruldu. Bedri Yalçın'ımız kendisi Pırlanta ve Halı Tüccarlığı üzerine hı hı. bir kemer bölgesinde yıllarca ticaret yapmış bir kişidir. Almanya'da şirketleri bulunmakta, turizm acenteleri bulunmakta. Değerli büyüğümüzün arkasında izinde gitmekteyiz. Evet iddiamız da var diyorsunuz 2023 sandık evet. yaşında. Peki e, parti oluşumunun yapıldığını ciddiyetle e, siyasi çalışmaların yapıldığını anlattınız. Teveccüh nasıl? Vatandaştan e, gördüğünüz tepkiler nasıl? Şöyle ki e, 2023 seçimleri Türkiye'nin en rekabeti bol seçimlerinden biri olacak gibi görünüyor. İktidara kızgınlık var ama muhalefete tam anlamıyla bir destekte de yok gibi. Böyle bir tabloda belki seçmen yeni yeni arayışlar içerisinde de olabilir ya da siz de böyle bir arayışın olduğunu gözlemliyor musunuz? Vatandaş cebine bakıyor. Vatandaş ekonomisine bakıyor. Vatandaş çocuğunun yurt sorununa bakıyor. Vatandaş artık ötekileştirmekten veya illet, zillet gibi kelimelerden, kavramlardan bıkmış durumda. Vatandaşımız artık yenilik arıyor benim cebime, bütçeme nasıl rahatlatırsınız? Şu an giden bu gidişatta bu sisteme nasıl dur diyebiliriz? Nasıl yenilikler yapabiliriz? Bunun peşinde. Ve biz de bununla alakalı. Zaten reformlarımız hep bu konu üzerine. Ee, bizler ee, bir pa diğer partilere çatarak veya şu bu prim elde etmek değil. Biz yapacaklarımızı konuşuyoruz. Her gittiğimiz ilde ee, bu ülkeye dair yapmamız gerekenleri konuşuyoruz ve biz parti olarak da bir kere sağcı solcu o bu partisi değiliz. Evet. Biz bu ülkede vatanına, milletine, bayrağına saygı duyan ve vatanı milleti için, bayrağı için, gelecek nesilleri için bir şeyler yapmak istiyorum diyen herkesin partisiyiz. Ve kapımız herkese açık. Asla bizde ötekileştirme ondansın bundansın demek yok. Biz bu memlekete yapabileceğimiz hizmetleri konuşacağız. O doğrultuda gideceğiz. Evet. Biz de diğer partilerin yapmış olduğu başarısızlıklar veya şu bu onlara çatmak veya e, onlarla aynı e, şeye düşmek istemiyoruz. Evet. Kendi yapacaklarımızın doğrultusunda e, devam eden bir partiyiz ve Partilimiz çalışmalarımız. Sahada eleştiren değil sadece yapacaklarını anlatan bir parti, tabii, parti olmak mı diyorsunuz? Tabii 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 tabii. Kesinlikle Hı -hı. kimsenin e, yani bugüne kadar yapılanlar belli. Ekonominin geldiği durum belli. Öğrencilerimizin yaşadığı sıkıntılar belli. Biz bunu şu böyle yaptı, bu, bu, bunun yüzünden oldu. Evet bunları ilk zamanlar söyledik. Ee, halkın en azından hani bakın bu var ama biz de buyuz. Biz bunlara da çözüm getireceğiz. Manasında söyledik. Bundan sonraki süreçimizde yapacaklarımızı konuşacağız. Ülkenin sıkıntılarına bir an önce neresinden tutarsak orası kar. Çünkü gördüğünüz gibi ülkede liyakatsız atamalardan tutun. Ne bileyim ekonominin arkasına yetişemeyen bir halk. Artık Markette bile raftan bir ürün alıyorsunuz Kasaya gelene kadar dört kere fiyat değişiyor Yani önce biz bunları çözelim Pazar sorunu çözelim Çiftçinin sorununu çözelim Biz derdimiz memleket Aşkımız vatan Bunları çözeceğiz bizim evet. için O zaman sizin, Boş sizin vaatleriniz neler Sizin vaatleriniz neler e, Sahada dolu olarak nitelediğiniz Yani anlatıyorsunuz. E, vaat demeyelim Biz vaat vermiyoruz Biz yapacaklarımızı evet. konuşuyoruz Öncelikle bir ülkenin ayağa kalkması için tarımın ayağa kalkması lazım. Uh -huh. Tarımın üretmemiz lazım. Tüketen bir halk her zaman sonu hazindir. Biz üreteceğiz. Üretmek için elimizden ne gelirse üreten herkese destek vereceğiz. İstihdam sağlayan herkese destek vereceğiz. Önce biz bunu başaracağız. Mesela bununla alakalı, tarımla alakalı e, çok güzel çalışmalarımız var. Çok güzel. Yani tarım bizim ülkemiz çok verimli bir topraklara sahibiz. Bugün Hollanda dediğimiz yer 40 bin kilometre kare alanda 13-14 bin kilometre karesinde tarım yapıyor. Biz 788 bin kilometre karede 200 küsür bin kilometre karesinde tarım yapıyoruz. Birisi yani 12-13 bin kilometre kare birisi 200 küsür bin kilometre kare. Onların yaptığı ciro 120 milyar dolar. Bizim yaptığımız ciro 11 12 milyar dolar bile yok. yok. Neden yok? Buna bakmak lazım. Bunu araştırmak lazım. Evet buradaki sorunları çözüyoruz. Yani buradaki e, dünyada en iyi tarımı başarabilen Amerika ve ardından Hollanda. Biz bunlara örnek aldık ve bunlarla alakalı ülkemizde 7 bölgede 7 tane tarım üniversitesi kurma kararı aldık. Ve bu tarım üniversitelerinde ne yapacağız, ne öğreteceğiz? Çiftçilerimizi bilgilendireceğiz. Çiftçilerimizi Ankara'ya muhtarımızı çağırmayacağız. Muhtarlarımızı Hollanda'daki bu işin en uzman üniversitelerine seyahat türleri düzenleyip göndereceğiz. Ve bölgesi hakkında iklimlendirme cihazı, ne bileyim toprağına uygun mahsul, toprağına uygun tohum... Bunlarla alakalı çalışma yapacağız. Yani bugün Karadeniz'de de görüyoruz. Bakın ülkemizde Karadeniz gibi değerli bir e, memleketimizde ve çiftçimizin üretmiş olduğu burada fındığın fiyatını İtalyan bir firma açıklıyor. Ferolli denen bir firma. Yani bizim çiftçimizin açıklaması gereken fiyatı, emekler halkımızın açıklaması gereken bir fiyatı bugün İtalya'daki bir firma gelip açıklıyor. Yani buna size bu hakkı kim veriyor? Kim veriyor size bu hakkı? Siz açıklayamazsınız. E, tabii TMO'nun fiyat açıklaması var ama TMO'nun fiyat açıklamasından hı hı. sonra mal alması yaklaşık 45 günlük bir süreç alıyor. E, bu 45 günlük süreç içerisinde e, vatandaşın bu ürünü satması gerekiyor. Paraya ihtiyacı var çünkü. Mazot almış, benzin almış, gübre almış. Borcu var. Borcu var. Bunu ödemesi gerekiyor. E, ne yapıyorsunuz bunu siz? Bunu gidiyorsunuz Ferolli gibi firmaların eline e, düşürüyorsunuz ve Yaklaşık 10-15 TL gibi daha altına fiyatlara açıklama yapıyorlar. Benim Karadeniz'deki halkımı emeğine İtalyan bir firma açıklama yapamaz. Yapamaz bu kadar. Evet, tarım projeleriniz arasında fında ayrı bir yer verecek misiniz? Tabii ki vereceğiz. Çünkü Türkiye ee, için aslında çok önemli bir... E, ya bir kere şu yabancı ürün, firmalar fiyat açıklamayacak bizim halkımızın e, oluşturacağımız... Bakın mesela tarımla alakalı bir şey daha söyleyeyim. Aracı kurumları çıkaracağız. Aracı kurumları, bu işte manipülasyon kazananlar, bu işten rant elde edenleri kaldırıyoruz. Ve bütün çiftçilerimize bir sertifikaya dahil edeceğiz. Bu sertifikada kesinlikle kimyasal madde kullanan e, çiftçilerimizin o sertifikası elinden alınacak ve satış hakkı elinden alınacak. Nasıl bugün Avrupa'ya e, organik gönderiyorsanız İstanbul'a, Ankara'ya, Adana'ya da organik gidecek. İzmir'e de organik gidecek. Bununla alakalı satış noktaları oluşturacağız. Ve bu satış noktalarında, Kesinlikle çiftçimiz kendisi sertifikasıyla birlikte alacak. Kendi malını yükleyip yup getirip kendi satış noktalarında satacak. İstanbul'da e, aracı kurumlar, o bu hal mal yok artık onları kaldıracağız. Kendisi satacak. Çiftçi ürettiği malı, mahsulü kendi belirlediği fiyatta nihai tüketiciye kendisi satacak. Önce biz bunu başaracağız. Ve tarımda şunu başaracağız. Bakın en büyük e, buradaki maliyet giderleri nakliye. Bugün karayolu değil bizim ülkemiz. Bugün e, demir yoluna da müsait ve deniz yoluna da müsait bir taşımacılığımız var. Tarımla alakalı taşımacılıklarda özel indirimler getireceğiz. Çiftçinin malı çok yüksek paralara, büyük şehirlere gitmeyecek. 20 bin lira, 30 bine gibi nakliye bedelleriyle İstanbul'a mal inmeyecek. Demir yoluyla daha uygun fiyata, hatta çiftçilerin özel bir indirimiyle birlikte gidecek bu ürünlerimiz. Ve üreten kendisi satacak. Amacımız bu. Evet, aracılar ortadan çıkaracağız diyorsunuz tarım için. Bunu Zaten tarımı düzelttiğimizde yani bunu e, devamlı söylüyoruz. Bugün e, Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek yok. Bugün Atatürk'ün e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra çıktıktan sonra ülkenin o sıkıntılı döneminde nasıl bir refaha kavuştuğunu 10 senelik icraatlerini takip ettiğinizde bunu göreceksiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın o tarihte yapmış olduğu reformları yapın. Emin olun ülkeyi biz tekrardan inşa edeceğiz. Evet. Siz de bahsettiğiniz gibi ekonomi dediniz. Gerçi ekonomideki sorunlar tarımla da ilintili. Tarımı çözdüğümüzde Şimdi, biraz rahatlayacak dediniz ama sizin ekonomiye dair projeleriniz yani nasıl düzelecek? Tabii ekonomi bakın ekonomi baş, tek başına çözülebilir bir problem değil. Ekonomi yani biz aha, halkımıza şunu demiyoruz. Biz geliyoruz efendim işte 10 milyar dolarla geliyoruz. Herkese para dağıtacağız. Bilmiyorum. Hayır kardeşim biz buna gelmiyoruz. Biz üretmeye geliyoruz. Biz tüketmeye gelmiyoruz. Biz üretmeye geliyoruz. Halkımıza biz üretmeyi ve üretmenin sonucunda nasıl kazanıldığını bunu öğreteceğiz. Ve bununla birlikte de zaten ekonomimiz düzelecek. Ekonomi tek ayaklı olan bir problem değil. Ekonomi bir masa gibi. Dört ayağı var. Yani burada siz ekonomide hukuku düzeltmezseniz bir kere ekonomiyi düzeltemezsiniz. Üretmeyi tarıma destek vermezseniz düzeltemezsiniz. Liyakatsız atamaları düzeltmezseniz buna bir düzen veremezsiniz. Siz bugün hukukun olmadığı bir ülkede, bugün ekonomiyi düzeltemezsiniz. Bugün ileri vadede istihdam sağlayacak kaliteli iş adamları bulamazsınız. Ülkenin ekonomisi manipülasyonculara, tefecilere, e, efendim rantçılara kalır. Kısa vadede kazanacak insanlara kalır. O yüzden biz ekonomimizi düzeltmemiz için önce tarım, 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 tarım. tarım. Üretmemiz gerekiyor. Üretmemiz gerekiyor. Satmayacağız. Fabrika satarak değil, fabrika açarak ekonomi düzelir. Çiftçiye destek verilerek bu e, ekonomi Ekonomik. düzelir. Ardından hukuku düzelteceksiniz. Hukuk da size bugün gelip güvenebilecek. Yurt dışı sermayesi olsun, efendim yerli sermayemiz olsun. Yarın ben o mucu muyum, bucu muyum deyip cezaevine girmeyi göze almayacak. İnsan alacak ki ben yatırım yaptığım için devletin bana şu desteği olacak. Devlet benim arkamda duracak. Buna zaten güvendiğiniz zaman, e, yatırımcı buna güvendiği zaman emin olun en iyi yatırımları da yapar. Ama şu anda sermaye dediğiniz bir e, kuş gibidir, ülkedir. Peki şu an sizce yatırımcılar güveniyor mu ülkeye? E, şu anda güvenmiyor, hayır. Güvenmiş olsa zaten şu anda ekonomimiz bu durumda olmaz, bu durumda olmaz. Güven yok. Yani bunu zaten kredi notlarında da görüyorsunuz. Yani bugün e, uluslararası açıklanan kredi notlarında da kırmızı çizgilerdeyiz. Biz e, bununla alakalı hukuk alanını düzeltmemiz gerekiyor, eğitimimizi düzeltmemiz gerekiyor. Yani bugün e, bakın e, öğretmenler günü bugün, evet, öğretmenlerimizin, atanmayan öğretmenlerimizin atanmayan öğretmenlerimiz var, yeniden sınavlar, şunlar bunlar. Bakın ben bununla alakalı sürekli konuşuyorum. Hı hı. Bir ülkede değer vermeniz gereken en öncelikle öğretmenlerimiz olmalı. Öğretmen e, ay sonu elektriğimi, faturamı, doğalgazımı, suyumu nasıl yatıracağım diye düşünürse eğer, bu öğretmen öğrenci yetiştiremez. Hı hı. Öğrenci yetiştirmeyen bir yerde bugün doktor yetişmez, tarımcı, ziraycı yetişmez, hukukçu yetişmez, hakim savcı yetişmez. Önce öğretmenimizi refah seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Ve e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hiçbir mebus benim öğretmenimden daha fazla maaş almayacaktır. Önce bunu yapmamız gerekiyor. Bugün milletvekilinin maaşından... Daha çok öğretmenimizin maaşının olması gerekiyor. Öğretmenimizin bugün ne bileyim yurt dışı turlar olsun, gideceği müzeler olsun, seyahatler olsun, bunlarla alakalı. Zaten Anadolu Birliği Partisi sayfamızda reform paketlerini de okuyabilirler. Okay. Bunlarla alakalı bütün ihtiyaçlarını devletimizin karşılaması gerekir. Çünkü biz eğer öğretmenlerimizin refah seviyesini yükseltirsek biz ülkemizin refah seviyesini yükseltmiş oluruz, eğitim kalitesini yükseltmiş oluruz ve gelecek nesillerimiz daha aydınlık olur. Bugünkü beyin göçünü yaşamayız. Bugün umutsuz olan Z kuşağını yaşamamış oluruz. Evet, Hastanelerde doktorsuz devasa hastaneler ama içinde doktor yok. Bunları yaşamamış oluruz. Tabi olaylar biz hep sondan bakıyoruz. Evet. Sondan bakmamamız gerekiyor. Yani sebep sonuç ilişkisi bunlar. Neden kaynaklanıyor? Evet. Nereye geliyor? Siz son noktaya bakarsanız hiçbir şey çözemezsiniz. Büyük resme, büyük tabloya bakmak lazım. Soruna gitmek lazım. Sorun nerede? Nerede başlar? Oradan çözmek zorundayız. Sorunu önce öğretmenlerimizden. Yani burada hani bir sözümüz var ya, ee, projeleriniz bir yıllıksa pirin çekin, on yıllıksa a çekin, yüz yıllıksa insan yetiştirin. Biz bu ülkenin yüz yıllık projelerine talibiz. Evet, insan yetiştirir diyorsunuz. E, bu manada gençler için Anadolu Birliği Partisinde e, kendine yer bulmalı ya da e, Anadolu Birliği Partisine destek vermeli. Öyle ki 2023 e, seçimlerinde en büyük kitlelerden birisi gençler olacak. Kuşak olarak tabir etmeyelim ama gençlere reformlarınız neler diyelim? Yani Z kuşağı ile alakalı çok çok açıklamalarımız var. <laughs> evet. Z kuşağı zaten çok hayran olduğum bir kuşak. Ee, kesinlikle bununla alakalı. Mesela geçen gün Burdur'da bir programımız oldu. Burdur'daki evet. programda da bir tane genç bir kardeşim geldi. Ee, başkanım dedi. Hatta gençler hep böyle bir topladık bir muhabbet sohbet. Başkanım dedi. Ben dedi proje öğretiyorum. Üniversitedeyim dedi. Benim dedi bu proje öğretmem için laptopum dedi almam gerekiyor ve 17 bin TL. Bunun dedi 7 bin TL'sini akrabalarımla borç aldım. 10 bin TL'sini kredi çektim. Ne kadar acı değil mi ya? Bununla alakalı ne yaptık? Bunun alakalı ilk genel merkeze döndüğümde hemen bunun alakalı reformlarımızda şunu yazdık. Öğrencilerimizin kullanacağı laptop, cep telefonu, bilgisayar. Bunlara kesinlikle KDV falan alınmayacak. Yurt dışından gelen fiyata öğrencilerimize verecek ve bunların IP numaralarına öğrenci bilgisayarıdır diye not düşülecek hani cep telefonu <laughs> almayıyorsunuz. <gidersiniz. gülüyor> diyorsunuz, ee, bunun ne olduğunu söylüyor ya telefoncu. Bizde de bunu öğrenci tableti. Buna da bir süre koyacağız. Hani bunun satışı yapılmasın. Bunu ticarete çevirmesin kötü niyetli insanlar diye de 3 yıllık bir süreç koyacağız. 3 yıl boyunca bu ürün satılamayacak. 3 yıl götürseniz de bir telefoncu almayacak bunu. Çünkü orada not düşürmüş. Alınmayacak. Üç yıldan sonra satabilir. Öğrencilerimizin internet sorununu kesinlikle çözeceğiz. Daha iyi bir e, ulaşım sağlamaları için, dünya gündemine daha hakim hı hı. olabilmek için internet sorununu çözüyoruz. Ve öğrencilerimizin okullarına gitmek üzere, üniversitede okuyan öğrencilerimizin, şehir dışından gelen öğrencilerimizin gitmek üzere gidiş dönüş senede iki defa otobüs biletlerini bedava yapıyoruz. Bunları tamamen devlet desteğiyle, devlet karşılayacak bunları. Z kuşağıyla alakalı problemlerden en büyük beyin göçü. Almış başına gidiyor. Evet. Erasmus denen sistemle giden kardeşlerimiz geri gelmiyor. Kardeşlerime benim buradan bir tavsiyem var. Yani gelin birlikte inşa edelim. Gelin birlikte kazanalım. Ülkemizi terk etmek çözüm değil arkadaşlar. Bu vatan, bu topraklar öyle kolay kazanılmadı. Gelin biz tekrar inşa edelim. Genç kardeşlerimle birlikte ben bunu başaracağımıza inanıyorum gitmek çözüm değil. Bugün Kanada'ya gitmek, bir ne bileyim Amerika'ya gitmek emin olun çözüm değil. Biz çok aziz bir milletiz, çok kutsal bir milletiz. Biz hakaret kabul etmeyiz. Biz diğer ırklar gibi ensemize tokat yemeyi kabul etmeyiz. O yüzden gelin zaten istenilen bu. İstenilen sizleri kaybetmek, istenilen sizlerin yurt dışına gitmeniz. Gitmeyelim kardeşlerim. Biz bu vatan toprağına sahip çıkalım. Birlikte üretelim. Birlikte kazanalım kardeşlerim diyorum. Evet. gençler bizim için çok önemli çünkü geleceğimiz onların elinde asla onları kaybetmek istemiyorum en büyük çabalarım da bu yönde çünkü benim de çocuklarım var ee, oğlumla da konuşuyorum kayramla o da mesela diyor Kanada'ya gitmek istiyorum baba e neden diyorum dinliyorum biraz onu e bakıyorsun baba diyor yarın bir noktaya geldiğimizde o bu diyecekler şu bu yani mesleki şeyimizde. Korkuyor gençler. Bir kesimin deyip cezaevine mi gireceğiz? Bir kesim deyip görevden mi alınacağız? KYK denilip, denilip işimize mi son verecek? Ya bunlar ürkütücü şeyler. Korkutucu şeyler. Gençlerden... Sınav sistemlerine dair bir reformunuz olacak mı? Sınav sistemi Öğretmenlerimizin sınav sistemi ile alakalı gelelim olan... isterseniz. Evet. Bakın biz burada maraton atlatmayacağız. Bu çocukların psikolojisini bozmaya Hı -hı. gerek yok. Eğer... Bugün ünü, okullarda ne kadar öğretmene ihtiyacımız var? Senelik atıyorum 3700. üniversite 3700 tane öğretmen alsın kardeşim. Çıktıktan sonra bir daha sen KPSS ile bilmem ile yeniden öğretmenlik sınavına girmek. Ha giremedin. Oraya aldığınız kontenjan küçük bir kontenjan. Ama üniversiteden mezun olan büyük bir kontenjan. O zaman niye alıyorsunuz bunu üniversiteye? Almayalım kardeşim. Evet. Ondan sonra ne oluyor? Sözleşmeli öğretmenlik. Bir öğretmen sözleşmeli olamaz. Bir öğretmen özel sektörün elinde oyuncak olamaz. Ben sana bu maaşı veririm. Çalışırsan çalış, çalışmasan git. Bunu benim öğretmenime söyleme. Hiçbir kurumun, hiçbir özel şirketin haddine değildir. Çünkü de, bizim ülkemizde öğretmenlerimiz bizim en kutsal değerlerimizdir. Hatta başımızın üstünde taşıyacağımız kişilerdir. Yani bununla alakalı e, sınavların kesinlikle kaldırılması gerekiyor ve bunu kaldıracağız. İhtiyaç e, ihtiyaç kadar Öğretmen e, üniversiteye alınsın ve bunlar zaten o sınavı kazanmış. O yeterlik belgesi almış. Eğer ben bu diplomamı almışsam devletin bana bu görevi verme e, zorunluluğu vardır. Diyerek öğretmenlerimizin sorunlarla alakalı çok çok evet. uğraşıyor. Çünkü benim annem babam da öğretmen. girişle ilgili de sınavda. Mesela e, siz dediniz ki bazı tarımda mesela e, günün teknolojik imkanlarını kullanan Avrupa ülkelerini, gelişmiş tarımdaki ülkeleri örnek aldık. Mesela bugün de eğitimde gelişmiş ülke dediğimizde aklımıza Finlandiya geliyor. Evet. Ee, bu bakımdan mesela e, üniversite sınavına yönelikte bir iyileştirme yapacak mısınız? Yani okuldaki not ortalamaları baz alınsa öğrenciler e, sınav maratonunda olmasa. Zaten şimdi bakın çocukların bütün psikolojisini hı hı. bozan bu değil mi? Evet. Ee, çocuk ortaokulu bitir, lise girerken hı hı. LGS, LGS'yi bitiriyor kap, şey, üniversite sınavı, evet, orayı işte bitiriyor e, ne bileyim e, meslek yeterlilik. Bunlar olmaz. Bakın bir not ilkokuldan itibaren alınarak... Siz bunu liseye kadar tutmak zorundasınız. Buna göre ortalamasını tutturan öğrenci zaten gideceği yer bellidir. O anki o bir saatlik sınav stresiyle birlikte insanın kaderini belirleyemezsiniz. Geride 11 yılı var. 11 yıl vermiş bir tane kardeşimizin hayat hikayesini bir saate sığdıramazsınız. Ve bunun sonucuna ne kadar hazin şeylerle karşılaşıyoruz değil mi? Psikolojisi bozulanlar. Hı hı hı. Yani ta, yani intihar intihar teşebbüsüne kadar giden kardeşlerimizi biz görürüz. Hayır. Bir öğrencinin Hayat kaderini bir saate sığdıramazsınız. 11 yıllık zaten veri tabanı elinizde var. Buna göre bu çocuğun gideceği yer zaten belli. Yani bunu de bir saate sıkıştırmayacağız. Ee, ben üniversite kalkması tarafıyım kesinlikle. Ee, bana çok saçma bir uygulama geliyor. Siz 11 yıldır yetiştirdiğiniz yani bir anne bile, bir baba bile 11 yıl baktığı bir evladın ne olabileceğini zaten kendisi biliyor. Ki devlet olarak biz mi bilmeyeceğiz bunu? Bütün verileri elimizde ya. Hangi e, nottan, hangisinden geçmiş, hangisinden kalmış hepsi belli. Matematik alanda Matematik alanda kardeşim, üniversitede şurada yerin var. Efendim fen bilimleri mi? Şu alanda yeriniz var. Diye biz bunu e, öğrencilerin kaderini bir saate sığdırmayacağız. Evet, Diyerek benim. buna devam edelim. Evet. E, bu alanda ekleyeceğiniz yoksa sağlık alanında da sormak istiyorum. çünkü Sağlık alanında. E, hem beyin göçünden de biraz bahsetmişken ilintili olabilir. E, hmm. Başarılı hekimler de ya özele geçiyor ya kendi kliniğini açıyor ya da yurt dışına gidiyor. Öğren e, hastanelerle alakalı birçok hastane hı hı, ziyaretinde hı. bulundum ve birçok şehir hastanelerinde gezdim. Devasa hastanelerimiz var. Yap evet. işlet devlet modeli hastanelerimiz var. Ama hastanelerimizde ee, doktor yok ne yazık ki doktor yok ve birçok hastanede ben bunu İstanbul'daki e, ismini açıklamaya gerek yok diyelim Hı. gerekirse de açıklarım da ee, koskoca şehir hastanesinde ameliyata giren Afganistanlı doktorlar var Suriyeli doktorlar var siz bu doktorları tabi orada göremiyorsunuz anestezi yedikten sonra ameliyathaneye girdiğinizde ameliyata bu doktorlar giriyor. Yani e, yap işlet devlet cezaevleri, yap işlet otobanları, yap işlet hastaneleri. Ama içinde doktor yok. E, o yüzden e, yine geldiğimiz nokta şurası eğitim, eğitim, eğitim. Hak ettiğini alamasa bir doktor gideceği yer tabii ki yurt dışı. Biz ne yapacağız? Bu doktorlarımıza desteğimizi sağlayacağız ve bu doktorlarımızın gitmesini engelleyeceğiz. Sorunlar ne? Bunlara bakacağız. Çözümlerini bunlara bakacağız. Hastaneleri e, bir ticaret hane modelinden çıkartmamız gerekiyor. Öyle yok. Hasta garantili hastane mi olur ya? Hasta mı üreteceksiniz? O hastaneyi doldurmak için. Ha dolduramadım hastaneni. Ben sana dur ödenek mi vereyim diye? Hayır kardeşim öyle bir şey yok. O zaman ne oluyor? Diğer hastanelerin kapanmasına sebep oluyorsunuz. Bence bu yanlış hı hı. bir uygulamaydı. E, zaten sonuç bulmadı. Da ortada devasa hastanelere gidiyorsunuz. Sadece şunu söylüyorum. Yani bunu bütün halkımız görüyor. E, acil kapısına gittiğinizde saatlerce sıra bekliyorsunuz. Madem bu hastanelerimiz vardı da devasa hastanemize ben neden saatlerce sıra bekliyorum? O zaman benim her bir kapıyı çaldığımda içeri girmem gerekiyor. Değil mi? Bu böyle bir devasa hastane. 2 dakikada benim sonuçlarımı, testlerimi almam gerekiyor. Tedavi edilmem gerekiyor. Ama gidiyorsunuz acile. Eski devlet hastanelerinden daha uzun kuyruklar var yanlış e, strateji, yanlış yönetim. Diyorsunuz. Tabii ülke yani müteahhitlik zihniyetiyle yürütmemek gerekiyor. Gerçekten hizmet anlayışıyla yürütmek gerekiyor. Parayla, rantla birilerinin zengin edip birilerinin cebine bir şeyler koymak için üretilmez e, ülke bu şekilde yönetilmez. Evet. Peki terörle mücadele noktasında sizin bakış açınız nedir ki son dönemlerde yeniden? Türkiye'nin sınırlarında bir hareketlilik var, operasyonlar devam ediyor. Şöyle bir şey söyleyeyim, şanlı ordumuz Allah'ın izniyle tarihte de çok kez galip gelmiştir, galip gelemeyeceği hiçbir tehdit unsuru yoktur. Biz askerimize, polisimize sonsuz derecede güveniyoruz. Onlar gereken her şeyin en iyisini bilirler ve tarihte de birçok zafere imza atmışlardır, yine de atacaktır şanlı ordumuz. O konuda çok çok güveniyoruz Yani o sistemin bir kere şöyle söyleyeyim Asker sistemi hükümetin bir sistemi değildir Şanlı ordumuz zaten ne yapması gerektiğini bilen bir teşkilat yapısına sahiptir Ve onların yapmış olduğu her şeyin de arkasındayız Var olsunlar diyoruz evet. İyi ki varlar Peki dış politika ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Türkiye'nin şu anki dış devletlerdeki konumu nedir? Türkiye'ye bakış nedir? Ee, Almanya bizi kıskanıyor <laughs> üretmemiz lazım. Üretmemiz lazım. Bunu söylememize gerek yok. Yani şu anda bizim ne olduğumuzu biz de iyi biliyoruz. Yurtdışına e, yurt dışına baktığınızda o pencerede baktığınızda bizim ne olduğumuzu onlar da çok iyi biliyor. Ama biz aziz bir milletiz, kudretli bir milletiz. Biz ürettiğimiz zaman e, dünya üzerindeki biz bunu defalarca geçmişte de tarihte de atalarımız bunu başarmıştır. Tekrar başaracağımıza inanıyoruz. Üretmemiz gerekiyor. Üretmemiz gerekiyor. Üretmemiz gerekiyor. Başka hiçbir şey yok. Evet. O zaman benim sorularım bitti. Ee, Sayın Battal sizin eklemek istedikleriniz benim, varsa, benim unuttuğum, atladığım başlıklar, onlar ülkemizde toparlayabiliriz. sanata ve sanatçıya hı. öncelikle evet. değer vermemiz gerekiyor. Bir ülkede eğer sanatçı sanat üretemiyorsa, hı hı. sanatçı sanatını üretemiyorsa, o ülke benim gözümde kurak bir çölden ibarettir. Hiçbir işe yaramayan bir ülkedir. Yani bugün bir kere sanatçılarımızın, ve e, tabii sanat derken sadece bunu e, söz, müzik, şarkı olarak evet. değerlendirmeyelim. Yani heykel tıraşçılarımıza bugün ucube demememiz gerekiyor. Ürettikleri her şeye saygı duymamız gerekiyor. Çünkü o alanın uzmanı o. Biz değiliz. Ee, sanatçıya destek vermemiz gerekiyor. Sanatçının e, kaderini e, o dönem içerisinde kazandığı parayla eğer bu parayla oldu oldu olmadı sanatçılarımızın biz sokaklarda görmek istemiyoruz. Sanatçılarımızın yarın e, yaşlandıklarında kötü bir pozisyonda görmek istemiyoruz. Biz bununla alakalı sanatçılarımıza kesinlikle emeklilik e, adı altında e, onlarla alakalı çalışmalarımız var. Bir sanatçının emekli olabilmesi için devlet sanatçısı olmasına gerek yok. Hı hı. Sanat üretmişse bu memlekete dair, bu vatana dair gerçekten yaralı işlerde bulunmuşsa bunların teminatı da biz olmak zorundayız. Ve onların haklarını bizim korumamız gerekiyor. Sanata ve sanatçıya özellikle apayrı bir yerimiz var. Sanat üretmeleri için kesinlikle arkalarında duracağız. Ve bu saat kısıtlamalarıyla alakalı. Saat 121 Yani 12 birden sonra ne oluyor? Bunu pandemiyle birlikte başlattılar. Sanki 12'den sonra o kolonların içinden virüs çıkacak. Hayır kardeşim. Sanatçının o saatine karışmayacağız. Yani ne bileyim müzik rahatsız mı ediyor? Müzik kimseyi rahatsız etmez kardeşim. Müzik kimseyi rahatsız etmez. Aksine müzik ruhu dinlendirir. Evet. Tabii bu zihniyetle birlikte bu sorunları da yaşıyoruz. Gelelim... Ülkemizdeki sorunları çözmemizdeki en büyük e, bizim e, yapacağımız liyakatsız atamalara son vereceğiz kardeşim. Senin evet. uzmanlık alanı, eğitim alanı neyse sen o alanda görev alacaksın. Yani bugün gidip de e, hiç alakasız bir e, konumdasın, e, diploman bile sahte. Ama gidip de bir e, devletin bankasında, icra kurumunda yer alamayacaksın. Öyle bir şey olmaz. Sen bunu yaparsan o zaman bu ülkedeki e, ekonomi uzmanlarına, efendime söyleyeyim üniversitede yetişen öğrencilerimize haksızlık, e, haksızlık olur ve e, geleceğe dair ümitlerini kaybederler. Senin alanın ne? Senin alanın sporsa sporda olacaksın. Senin alanın ekonomisi ekonomide olacaksın. Öyle. Sen bana e, bendensin. E, gel hadi bakalım sen sporcusun ama seni ben Vakıflar Bankası'na koy. Hayır asla. Asla. Çünkü o problemi bilmiyor. O problemi çözemez. Ne bileyim sanat alakalı. Sanatçı başında olacak. Eğitimle alakalı. Öğretmen başında olacak. Bunlar olacak. Onun haricinde tabii bugünkü sendikalarda e, çok inanmıyorum e, kendi e, o noktada ne bileyim e, öğretmenlerin sendikası. Öğretmenlerin hakkını savunmamaktan başka her hakkı savunuyorlar Allah'a şükür. Her şeyi savunuyorlar ama nedense gelip de bir tek öğretmenin haklarını savunmuyorlar. Tabi bunu e, eğitimcilerin iki tane sendikası var. İki sendikasına da bu sözümü söylüyorum. Evet öğretmenlerin haklarını savunsunlar. İktidarın haklarını savunmasınlar. Onların oraya getiriliş görevi öğretmenlerin haklarını savunmak. İktidarın savunuculuğu değil, onların oradaki neferi değiller. Onlar orada öğretmenlerin neferi. Hadi evet. sormak istiyorum. bayan kadronuz, kadın kadronuz var mı? Tabii, 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 tabii. Olmaz mı ya? Olmaz mı ya? <laughs> evet, onları soralım. Yani kadın, kadın kollarıyla alakalı, tabii, tabii, kadın kollarıyla alakalı çalışmalarımız var. Kadın kolları <laughs> başkanımızla e, çok güzel çalışmalarını takip ediyoruz ve bizzat kendim destek veriyorum. Hatta şu anda oluşturmak istediğimizde bir şey var. Yani doğuyla batı sentezinin ortasında. Ee, yani İzmir'de desek olmazdı çünkü İzmir'de zaten e, bayanların söz hakları var ama Doğu'da dedik Güneydoğu'da bunu başaramayız ama orta bir sentezde Sivas gibi Yozgat gibi bir ilin hı hı. tamamen yönetimini kadınlara bırakmak. Evet. Tamamen belediye başkanı da olsun oranın vekili de olsun oranın evet. il başkanımız da olsun ilçe başkanlarımız da olsun bir bakalım ya <laughs> kadınların yönettiği şehir nasıl oluyor ben inanıyorum çok güzel olur. Kesinlikle bence çok, çok güzel, güzel olur. olur. Olsun o zaman inşallah. Dürüst efendim. kadınlarımızın yönettiği her yer çok güzel olur. Ve bizim milletimiz, bizim Türk kadınımız gerçekten aziz bir millet ve aziz bir kadın. Onların yöneteceği her şeyin arkasındayız biz. Evet. Her türlü destekçisiyiz. Yani aktif şekilde kadın siyasetçilerine Tabii. yer veriyoruz partimizde dediniz. Tabii. Ee, bu konuda ee, başka hangi konumuz vardı? Burada tabii kısıt olunca polis haklarımızla alakalı. Evet. Polis, polis, polis. Bunu kaç zamandır da söylüyorum. E, polis intiharları duymak istemiyoruz artık. Bizim polislerimizin üzerindeki iktidar baskısının kalkması gerekiyor. Mobis baskısının, amir baskısının kalkması gerekiyor. Bizim polisimiz, şanlı polisimiz kudretli, onurludur. Onların üzerinde... Hiçbir siyasi e, iktidarın şunu bırak şunu çıkar şu dediğimi şöyle yap bunun e, ifadesini böyle gibi ve bu bizim polisimizin onuruna dokunmaktadır Amir baskısı onurlu polisimizin gururuna dokunmaktadır ve bunun sonuçlarında intiharlarla sonuç alıyoruz e, Bu konuyla alakalı kesinlikle bir ee, şeyimiz e, iktidar olarak e, eğer olursak hı hı. asla polis teşkilatının üzerinde hiç kimsenin geçerli olmayacak kardeşim. Polis kimsenin oyuncağı değildir. Hükümetlere göre de kılık değiştirmek zorunda değildir. Bizim polisimiz kutlu, aziz, e, cesaretli polislerimizi lütfen kendi amellerimize, emellerimize alet etmeyelim. Evet, Bırakın onlar görevini yapsın hakları, ki en, en layıkıyla da yaptıklarına ben inanıyorum. Evet. İnanıyorum. Peki son dönemde işte Türkiye uyuşturucunun merkezi olduğu eleştirilerine, söylemlerine bakış açınız nedir? Ben bu konuya girmek istemiyorum. Neden bu konuya girmek hı hı. istemiyorum? Ee, yani bu konuyla alakalı ta kaç ülkelerden açıklamalar bile yapılıyor. Ee, gördük ki tek bir tane bir kişi bile bu konuyla alakalı görevden alınmadı. E ee, bu konuyla alakalı e, şu ayına kadar değil. Bundan sonraki yapacaklarımızı ben konuşmak istiyorum. Tabii ki. Çünkü değil bazı şeyleri da. yani çözüm getirilmiyor. Bugün uyuşturucu dediğiniz sorunu çözmek çok kolay. Bugün bizim narkotik birimlerimizin elinde zaten kimin bununla alakalı e, haşır neşir olduğu bilgileri, kayıtları mevcuttur. İstenirse istenildiği dakikada, bir gecede bir operasyona her şey temizlenebilir ve bu illetten de kurtulabilir. Tabi bu uyuşturucuya iten sebepler de var. Bu sebepleri de göz ardı etmemek lazım. Sosyo psikolojik, sosyo ekonomik Hı. problemler. Bununla alakalı sosyologlarımıza büyük e, görevler düşüyor. Mesela aile birliği ile alakalı, uyuşturucu bağımlılığı ile alakalı. Biz bununla alakalı çalışmalarımıza sosyologlarımıza ve psikiyatrilerimize çok önem vermek zorundayız. Bu ülkenin kesinlikle bu toplumun birliğini ve dirliğini sağlayacak Hı. kişiler sosyolog uzmanlarıdır, psikiyatri uzmanlarıdır. Biz bunu o akademisyen heyetle birlikte yürütme taraftarıyız. Çözülmeyecek hiçbir problem yoktur. Yeter ki çözmek isteyelim. Evet. Yeter ki çözmek isteyelim. Benim son sorum olsun o zaman. E, sosyal e, hizmet anlamında, sosyal projeler anlamında Çok güzel. mevcut destekler var. Çok e, güzel. Elbette mevcut destekler var. Bunlar devam edecek mi? Bakın. E, yenileri olacak mı, eklenecek sosyal mi? Sosyal destekleri Hı -hı. aynı şekilde devam edeceğiz. Bütün halkımıza Hı -hı. bunu söylüyorum. Aynı şekilde. Hatta bir kademe de arttıracağız. Nasıl arttıracağız? Bugün bir e, aile birliğinin biliyorsunuz son yüzde yetmişlere çıkmış boşanma oranları aile içerisindeki güvensizlik aile içerisindeki e, ne bileyim itaatsizlik birbirine güven olayı ekonomik sorun ekonomik sıkıntılar farklı noktalara kadar sürdü bu işi biz kesinlikle bir evin Aylık ne geçim var? Bir annenin iki tane çocuğunu geçindirmekle mükerref olduğu bir ailede ne kadar? Minimum şu tutar. Evet kardeşim o tutarı biz vereceğiz. Hatta şu an açıkladığımız fiyatlar devletin şu an vermiş olduğu fiyatların daha da üstünde. Aile birliği bizim en öncelikli konumuz. Çünkü siz bugün aile birliğini kaybederseniz toplumdaki ahlak yapısında da kaybedersiniz. Toplumdaki o birleşmeyi de kaybedersiniz. Ne olur, ee, yani hiç istemediğimiz bir kuşakla gelecekle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden bizim yapmamız, yapmamız gereken en önemli hususlardan birisi sosyal yardımlar ve sosyal yardımları bir kademe yükseltmek. Bununla alakalı ne bileyim bir kadının çocuğu olmasına gerek yok. Ayrılmış olabilir, dul olabilir kendisi. Bununla alakalı da yardım yapacağız. Yani sadece çocuğu var diye yardım yapmayacağız o kadına. Kesinlikle çocuğu da olmayabilir. Ona da o yardımı yapacağız. Ve şu anki yapılan yardımların bir tık daha üstünde yapacağız. Sosyal yardımları kesinlikle kesmeyeceğiz. Hatta daha gerekli noktalara doğru kanalize olup daha yüksek ödemelerle birlikte sosyal yardımı yardımlara devam edeceğiz. Tek şeyimiz burada bizim aile birliğini Korku devam edelim. ettirmek, korumak. Yani bugün şimdi siz burada ekonomik sıkıntı çektiğiniz zaman alıyorsunuz o sosyal medyayı elinize. Ondan sonra orada aa şunun hayat standartı daha yüksekmiş. Aslında yalan. Aa şun şu'yu varmış. Bu burada yemekte, bu burada, bilmem nerede. Bu sefer özentiler başlıyor. Aile birliği yıkılıyor. Ee, ve bununla alakalı siz eğer sosyal e, yaşantı dengesini ayarlayamazsanız, onların geçimini devlet olarak destekleyemezseniz, ailelerin yıkılmasına sebep olursunuz. Bu kadar açık ve net. Ee, sosyal tabi, dengeyi sağlayacağız diyorsunuz. Sosyal dengeyi. Bundan daha fazla sağlayacağız emin olun. Bundan daha fazla sağlayacağız. Çünkü bize gerçekten e, evlatlarımızı yetiştirecek... Ee, kadınlarımıza destek vermemiz gerekiyor. Ee, onların e, kesinlikle farklı noktalarda arayışlarına e, sebep değil, çözüm olmamız gerekiyor. Evet Çözüm olmamız gerekiyor. O zaman yavaş yavaş toparlayalım. Benim unuttuğum eklemek istedikleriniz, vermek istediğiniz mesajlarla yavaş yavaş toparlayalım. Yani ülkemizdeki e, sorunlarla hı. alakalı biliyorsunuz. E, bununla alakalı daha önce de birçok yerde açıklama açıklamadık. Evet. Neresini tutsanız orası elinizde kalıyor. Biz bunların çözümünü sağlayacağız. Yani bir kere e, şu mültecilerle alakalı sorunlar da biz evet. konuştuk. E, Türk vatandaşı öyle kolay verilecek bir vatandaşlık değil. Hele ise parayla verilecek bir vatandaşlık asla olmadı, olamaz da Benim dedem bu memlekette 7 sene askerlik yapmış. Bir dedem de sarı kalmışla donarak şehit olmuştur. Siz 250 bin dolar karşılığında bu vatandaşı verirken önce bana sormanız gerekir. Ben bunu kabul ettim mi? Kafanıza göre parayla vatandaşlık satılmaz, alınmaz. Ve verilen vatandaşların hepsini geri alacağız. Kesinlikle iddialıyız. Buna da yani e, arkadaşlarımıza hazır olsun. Biz verilen vatandaşları geri alacağız. Evet. Bu, bu vatandaşlık öyle kolay verilmedi. Bu memleket için binlerce şehit verdik biz. O zaman nerede kaldı bizim bu şanlı ordumuzun o operasyonları, verdiğimiz o şehitler nerede kaldı? Ben bu memlekette vatandaş olabilmek için ben daha Komando Tuga'yı Hakkari Yüksekova'da askerlik yaptım gururla. Pekala siz gelin benim o emeklerimi 250 bin dolar karşına satamazsınız kardeşim. Size ben bu hakkı bir kere bireysel olarak ben vermiyorum. Öyle bir şey yok. O vatandaşlar geri alınacak. Bu ülke Türk vatandaşınındır, Türkiye vatandaşınındır. Öyle gelip de 250 bin dolar karşına vatandaşlık vermeyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu arada programımıza bizi konuk ettiğiniz Biz için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun kolay gelsin diyelim o zaman Çok oradaki çalışmalarınız yarın da Samsun'da olacağınızı söylediniz. Evet. Buradan da Samsunlulara mesajınız varsa alalım yarınki programlarınız için duyuracağınız bir başlık varsa söyleyebilirsiniz. Samsun il başkanlığımızı vereceğiz tabii. Ee, tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Samsun'a inmesiyle birlikte. Biz biraz tabii diğer taraftan geldik. Adıyaman Erzurum'dan geldik. İnşallah Samsun'daki oluşumuza birlikte de Erzurum'a geçeceğiz. Peki teşekkür ediyoruz. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz ama biz veda edeceğiz. Spor haberleri ekranlarda olacak. Yarın sabah saatler 8'i gösterdiğinde yeniden buluşana dek hoşçakalın. Günün geri kalan kısmında her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Tüm öğretmenlerimizin de öğretmenler günü bir kez daha kutlu olsun. Hoşçakalın.